Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Güzeldi yolculuk. Çok güzel geçti. Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Öyle. Yeraltı kanalına çok güzel bir renk kattınız. Bunu hep söyleyeceğim. Ne koku geldi? Hindistan kokuyor mu? Bak, kokuyor mu? Yok, evet. Hindistan kokmuyor. Sonra zaten sizi görünce komple öyle hissettim. Hacıyaz. Kimin kanalı daha büyümüş mü Hacıyaz? Günaydın, günaydın. Şu an saat 5. Geleceğimiz misafir şu an Hindistan'a vardı. Otelde çok sessiz şu an. Herkes uyuyor. Çok soğuk ya. Evet ya, çok soğuktu. Gece oda da çok soğuktu. Şimdi gidiyoruz, havaalanına gidiyoruz. Yaklaşık yarım saat sürecek. 5.30'da oradayız. It will take 30 minutes. No, 45. Türkiye'den gelecek olan Muhammed'le bir ay öncesinden sözleştik. Hindistan için 12 günlük bir gezi planladık. Onun konseptine uyacak yerler için araştırmalar yapıp planlamayı yaptık. Bu gezide Hindistan'ın 4 büyük şehrinde bulunup uzun yolculuklarla durmaksızın çok daha başka şehirlerden ve bölgelerden geçeceğiz. Uçak biletleri, vize işlemleri de bitti. Artık 2 Türk, 1 Hint olarak 12 günlük bu maceramızı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Yolculuk çok iyi geçti bu arada. Yani hiç böyle yorulmadım. Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Rajan zaten Adanalı. Harbi diyorum. Ne koku geldi? Hindistan kokuyor mu? Bak, kokuyor mu? Yok, evet. Hindistan kokmuyor. Sadece havalimanına indim böyle. Bir baktım güzel kokular var. Aman yarabbi dedim ya. 1-2 gün sonra again. Tamam, tekrardan hadi. Okey. Hindistan kokuyor mu, kokmuyor mu meselesini hep birlikte çözeceğiz dostlar. Benim de bir sorum var. Okey. Bu ülkeye ilk ayak bastığında kendini güvende hissettin mi? Bir şey söyleyeyim mi? Havalimanındayken hala sanki kendi ülkemdeymiş gibi hissettim. Gerçekten? Evet. Sonrası zaten sizi görünce komple öyle hissettim. Hı-hı. Hani bilmiyorum, siz benim için aslında bir şans. Bana çok güzel yol gösteriyorsunuz. Beni yalnız bırakmayın ha. But you saw one video about India. It is exactly like that. Hindistan'la ilgili izlediğin videolar ve şu anki gördüğün Hindistan arasındaki farklar. Yani şey var bir defa. Böyle hani şu an daha böyle lüks gidiyoruz gibi. Hani gittikçe nereye gidiyoruz belli değil ama ucu nereye çıkacak bu tünelin onu bilmiyoruz. Kimin kanalı daha büyümüş bakacağız. Sabah oldu. Sabah oldu dostlar. Ben Hindistan'dayız. Heyecanla bekliyoruz, başımıza neler gelecek. Burada her an başımıza her şey gelebilir. Hmm. Ana! Ama bu yanlış anlıyorlar, sanki bakıyorlar. Ya kusura bakmayın da burada da banyo yapmasaydınız yani. Bildiğin adamlar sokakta yıkanıyordu. Ben de böyle bir şey hiç görmedim. That is why we are saying these type people will never get the virus easy. Rajan diyor ki bunların bağışıklıkları buradan geliyor. Evet. Hindistan'ın en önemli camisi olan Cuma camisine geldik. Cama Mescid diye geçiyor. Bizim ekip burada. Hello guys. Hello. यहाँ क्या बनाने लगे हो? पूरी। आदि। आ मज़ा बोंजू वार। अवत। जो चीज़ है ना ये जो कह रहे हो बड़ा तगड़ा है ये टर्की से है। हाँ। और ये वहाँ के हैं। Burada bedava yemek dağıtıyorlar. Çok şaşırtıcı tabii bu kadar fakir insanların olduğu bir yerde.
Bunların hepsi burada yaşayan evsizler arkadaşlar. Yani bakmak, onları görmek bu şekilde beni de çok üzüyor. O yüzden psikolojim şu an pek iyi değil. Yani bu kadar evsiz insan böyle oturmuş kaldırım kenarında bir çay, bir ekmek bekliyor yani. Evet. Üzücü. Bak hayır olsun. Albania which is homeless. Yeah. So the homeless are being taken care of. Kuzey Nalu khana dedo da apne aap kamte jaan sare log. Hindistan'ın başkenti Delhi gördüğüm en değişik şehirlerden. Şu an Chandni Chowk denilen noktadayız ve bu nokta gerçekten görülmesi gereken bir yer. Fakat biz sabahın çok erken saatlerinde buraya geldiğimiz için bu gördüklerimiz karşısında çok şaşırdık ve burada öncelikle ne olduğunu anlayamadık. Hindistan çok kalabalık bir ülke. Bir o kadar da evsiz yaşıyor burada. Bu insanlara yardım eden grup aynı zamanda Delhi'nin 25 farklı noktasında ücretsiz şekilde insanlara yardım ediyor, ücretsiz ilaç, tedavi ve yiyecek hizmeti veriyor. Asıl amaçlarının bu insanları topluma kazandırmak olduğunu öğrenince sevindim. Çünkü tedavi, yani sağlık hizmeti ve yiyecek hizmeti bedava olduktan sonra bu insanları çalışmak için motive ediyorlarmış. Gerçekten doğru bence. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kendimi hiç iyi hissetmedim ama burada ya. Bakar mısınız bu insanların dizleri, ayakları böyle yaralar halinde. Kimisinin lime lime etlerinin döküldüğünü gördüm. Şu an Delhi'de bir gurdvaradayız. Burası çok ünlü bir gurdvara. Bizimkiler böyle arkada, onlar da video çekiyorlar. Şimdi içeriye gireceğiz. Normalde içeride çok da normal değil böyle kamerayla çekmek dini bir yere. Böyle diyor, çok yukarıda yine de tutmayın diyor. Yani çok anlamasınlar diyor. Bu arada bu tapınaklar temiz oluyor. Hindu tapınaklarına göre. Sikhler daha clean. Ayakkabılarımızı, çoraplarımızı bıraktıktan sonra içeriye giriyoruz. Bize bir tane numara verecekler şimdi. Şimdi buradaki şeye gidiyorlar sormak için. Yani illa izin alınmak gerekiyor. Kameraya çok izin vermiyorlar burada. Dini yerlere tabii kamera sokmak pek şey değil ama burası çok değişik olduğu için insan her anını çekmek istiyor. Ana kişi olmadığı için bir karar veremiyorlarmış. Şu an helva alınıyor. Bu helva kutsal bir helva biliyorsunuz. Ben de çok severim buranın helvasını. Ama pek iyi olmadığım için bugün tercih etmiyorum. Buradan alıyoruz. Geldik, buradan da alacağız. Buradan neler alacağız? Şimdi şöyle, Sikizm dininde... Şimdi bu ne? Bunu açıklar mısın bana? Sikizm dininde bu bir bileklik ve bu korkusuzluk anlamına geliyor. Özellikle erkeklerin takması gerekiyor ve küçük çocukluktan itibaren takmalılar ve hiç çıkarmamalılar. Onlar eskimiş. Altyazı M.K.
Thank you very much. Bak içimizde de var. Good. Okay. Biz Gurdvara'dan şu an çıkıyoruz. Burası da gitgide kalabalıklaşıyor. Bir şeyler yemek için temiz bir yer arıyoruz. Oy. Tabii hayatta kalabilirsek. Hayatta kalabilirsek. Tatlı patates. Patates mi bu? Hı hı. Şeyler yiyebileceğimiz bir alan hala bulamadık. Tamamen Hint yemeklerinden oluşan bir yere geldik. Buraya oturuyoruz şimdi. Thank you Queen. Burası bir Pancabi restoranı. Hint yemekleri yiyeceğiz ama Pancablıların yaptığı bence güzel oluyor. Umarım burasını da beğeniriz. Ayrıca kalabalık da bir yer. Biliyorsunuz Tali deniyor buna. Muhammed çok şaşırdı. Tepsi diyor. Şu benim var ya en çok sevdiğim şey. Hayır, Türkiye'de yemiyorum ben. O ne ki? Soğan mı? Mor soğan turşusu. Turşu mu? Bu da yanında çatni, kişniş ve yeşil biber ve yoğurttan hazırlanmış bir sos. Yakmasın bir denedik. Yok yok. Evet. Dene bakalım. Çıkan al. Tavuk al. Mercimek nasıl? Güzel mi? O elinde tutun ekmek nasıl? Sarımsaklı ve tereyağlı ekmek. İstanbul'da da bulurum bunları ben İstanbul'da. Mango lassi söyledim. Bakalım mango lassi beğenecek miyim? Mango yedin mi hiç? Yedim de Hindistan'da yiyeceğim. Hindistan'da çok güzel mangolar. Genelde elleriyle yedikleri için böyle bir dezenfekte bulmuşlar diyelim. Ve çok eskiden beri gelen bir gelenek bu. Alıcacık, sıcacık suyla böyle parmaklarınızı ve tırnaklarınızı temizliyorsunuz. Yemeklerimiz bitti. Mango lassi hala var. O kadar yorgunuz ki Hindistan aşkıyla hiç uyumadan hatta hastayken sabahtan beri geziyoruz. Saat kaç oldu bilmiyorum. Saat kaç? Saat 3'e geliyor. 2:15 çeyrek geçiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.